Sanayide ilk önce doğal gaz kısıntısına gidildi. Tüketimlerimizi %60 seviyesine çekmemiz istendi BOTAŞ tarafından. Bunları yaptık. Bunların hazırlıklarını yaparken de bu sefer elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldık. Ben şu an Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeyim. Neredeyse burada çalışan fabrika yok gibi. Tabii bütün beklenti bugüne kadar bakanlarla yapılan görüşmeler, Ankara ile yapılan görüşmeler bu işin 31 Ocak tarihi itibariyle biteceği, 31 Ocak'tan sonra Türkiye'nin İran'dan gaz almaya devam edeceği yönündeydi. Ancak dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama gerçekten sanayi üzerinde bir şok etkisi yarattı. Yani bu işin 10-15 günlük sürelere kadar uzaması ihtimali sanayinin Şubat ayını da riske attığını gösteriyor açıkçası. Yani bu işin 15 Şubatlara bulması, 15 Şubatlarda gaz akışının Türkiye'ye verilmesi yine bizim gazı sağlıklı kullanmamızın Şubat sonunu bulması anlamına geliyor. Bu gerçekten Türkiye için çok korkunç bir tablo olur. Daha önceki yayınlarda da söyledim, yaptığım açıklamalarda da söyledim. İhracat taahhütlerimiz var, ihracata verdiğimiz sözler var, yetiştirmemiz gereken siparişler var. Bu hem bugünümüz için önemli, hem bundan sonra müşteri nezdinde güven kaybetmemek için çok önem arz ediyor. Devletin, sanayicinin gaz ve elektrik ihtiyacını, enerji ihtiyacını acil bir şekilde tedarik etmesi lazım. Yoksa gerçekten sanayi ve ihracat adına çok sıkıntılı günlere doğru ülkeyi sürüklüyor olacağız. Açıkçası bu sabahtan beri de telefon görüşmeleri devam ediyor. Sürekli bir telefon trafiği var sanayiciler arasında. Çok tedirgin edici bir durum bu işin uzayacak olması. İnşallah diyoruz yani gerçekten bu 10-15 günleri bulmaz. En kısa sürede önümüzdeki hafta halledilir. Yoksa gerçekten sanayici açısından çok zor günler bizleri bekliyor.